Merhabalar efendim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kuru yemişlere meraklıyız. Fakat bunun yanında kuru yemişlerin içeriğiyle ilgili karşılaştırmalı bilgiler çok yaygın olarak bulunmuyor. Onun için bu videoyu sizlere hazırladım. Her şeyden evvel kalp için ideal olduğunu söylerler. Omega 3 içeriği itibariyle ki onu göreceğiz karşılaştırmalarda ve içerisinde çok sayıda zengin maddeler var. Özellikle arginin nitrit oksidi yapıyor ve damarları genişletiyor. Tansiyona, şekere yardımcı, liften zengin, doygunluk sağlıyor. Kilo konusu biraz soru işareti, şekere ve tansiyona yardımcı. Antioksidan olduğunu da unutmayalım. Bunları biliyoruz. Gelin biz tablomuza bakalım. Bir tablo hazırladım. Hem içerikleri hem de omega ile beraber karbonhidratları, proteinleri, yağları göreceğiz. 100 gramında olmak üzere sık kullandıklarımızı buraya yerleştirdim. Baktığımız zaman göreceğimiz en önemli şey şu olacak. Favorimiz ceviz. Kalori açısından hiç fena değil. 100 gramında 654 kalori var. Ve hemen arkasından da bizim fındığımız geliyor. Onun da 100 gramında 630 kalori var. Ama protein açısından yer fıstığı gördüğünüz üzere birinci sırayı almış durumda. Eğer yağına bakarsanız gene cevizin önde olduğunu göreceksiniz. Cevizin puanları artıyor. Buna karşın karbonhidrat açısından bizim fıstığımız, Antep fıstığı en yüksek değere sahip. Son olarak en önemlisi omega 3. Bakarsanız bakın cevizin omega 3 değeri 100 gramında 9080 mg. Yani diğerlerine çok büyük farklar atmış durumda. Fıstığa baktığımız zaman onda 254 mg var. Fındığa baktığımızda ise 87 mg var. Yani çok çok önde. Ve eğer bakacak olursanız 100 gram cevizden aldığımız omega 3'ü ay çekirdeğinden almaya kalkarsak 1 kilonun üzerinde yememiz gerekir. Biz de bankların altında oluşan ay çekirdeği yığınlarını lütfen hatırlayalım ve çöplerimizi çöpe atalım. Günlük omega 3 alımı için erkeklerde 1.6 gram, kadınlarda ise 1.1 gram öneriliyor. Yani 100 gram fındık yediğiniz zaman, pardon, ceviz yediğiniz zaman 5 katı kadar omega 3 alıyorsunuz günlük dozun. Çok çok yüksek. Dolayısıyla bunun 5'te 1'ini tüketseniz yeterli omega 3 alıyorsunuz demektir. Günlük doz olarak ne kadar tüketilmesi gerekir diye bir soru olursa bunun cevabı 30 ila 45 gram ki bunu tekrar göreceğiz. Hepsi bir mi? Tartmak zor. Onun için basitçe günde 30 adet 20 tane ceviz tüm omega 3 ihtiyacını karşılıyor. Artı bunun yanında da 5 tane fındık, 5 tane de fıstık yiyebilirsiniz. Veya diğer kaynaklardan alıyorsanız ona göre ceviz sayısını da azaltabilirsiniz. Burada önemli bir nokta var. Kuru yemiş endüstrisi çok güçlü, özellikle Amerika'da ve Amerika'daki bu endüstri. Diyorlar ki bu 30-45 gram 30 tane yetmez, daha yüksek alınması gerekir. Niye Amerikalılar bu işe bulaşıyorlar? Çünkü Amerika'da korkunç bir fıstık endüstrisi var. Ceviz de aynı şekilde ve bu PBJ dedikleri Peanut Butter Jelly, yani fıstık ezmesi ve reçel ekmeğin üzerine sürüp çocuklara veriyorlar. Acıktıkları zaman bunu yiyorlar. Bizdeki salça ekmeğin yerine geçen bir şey. Çiğ suda bekletmemiz gerekiyor kuru yemişleri. Çimlenecek, bir gece bekletecek, ondan sonra yiyeceğiz. Çünkü kavrulmuş olanlar iyi değil ve aynı zamanda tuz içeriyor. Baktığınız zaman yayınlara Çin ve Amerikalıların özellikle kuru yemiş konusunda ceviz ve fıstıkla birbirleriyle mücadele ettiklerini görürsünüz. Ve cevizin kilosu da biliyorsunuz 325 TL soyulmuş olanı. Kuru yemişler kalp damar hastalarında kullanılması öneriliyor. Özellikle bypass olanlarda, tip 2 insülin kullanmayanlarda, şeker hastalarında, obezlerde daha etkili olabilir. Kilo ve tok tutuyor diyoruz ama kaloriyi de lütfen unutmayınız. Bayağı sıkı bir kalorisi var. Meme kanserinde söylenir ama bu hücre düzeyindedir. Sadece insanlarda
meme kanserinde destek tedavisi için önerilebilmektedir. Eğer kolesterolünüz için kuru yemiş kullanıyorsanız, başta ceviz olmak üzere, düşüşler beklediğiniz kadar olmayabilir. Küçük düşüşler gerçekleşebilir ve en az 12 hafta kullanmanız gerekiyor. Evet efendim, söyleyeceklerim bu kadar. Sabrınız için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.